Merhabalar herkese, Beta karşınıza yeni bir video sizlerle. Sonunda CSGO'ya, yok işte o haritanın tahtasının rengini değiştirdik, yok efendim merdiveni 5 basamaktan 3 basamağa çıkardık tarzı güncellemelerin ardından yeni, çok güzel ve açıkçası Dota'da da gördüğümüz panoramik UI dedikleri bir güncelleme geldi ve CSGO'daki arayüz tamamen değişmeye başladı. Bu bence birçok değişikliğin ilk adımı ve bomba gibi bir CSGO geliyor. Şimdi diyeceksin ki oynanış değişmiyor, arayüz değişiyor sadece. Ama bu bile çok kritik, oyunun modernizasyonu açısından 6 senelik mi ne oyun sonuçta. Bayağı önemli ve bunun üstüne de getireceklerine adım gibi eminim. Detayları incelemeden önce nasıl açacağınızı göstereyim. Bu arada bende sıkıntı vardı. Bakın running gözüküyor burada ve kesinlikle kapanmıyor. Ben beta versiyonunu çalıştıramadım. Birkaç hata aldım, düzeltemedim. Ama size gösterdiğim çalışan arkadaşlarım varmış, gördüm. Geliyorsun abi. Options'a giriyorsun. Burada betas var. Buradan en altta şuna tıklıyorsun. Şuraya şu anda tıklanmıyor, oyun açık olduğu için. Tıklıyorsun, panoramayı seçiyorsun ve açılıyor. Arka planda izlediğiniz görüntüler bana ait değil. Açamayınca gittim YouTube'dan bir tane video indirdim. Arkadaşın zaten YouTube kanalını sağda isminden göreceksiniz birazdan. Görüntümüz bu. Bayağı başarılı gözüküyor. Gördüğünüz gibi böyle bir akıcılık gelmiş. İşte sağ tarafta Frenklist'in, Rütben, bilmem ben, Zartun, Zurtun. Sol tarafta altta skinlerin, işte anahtarlar falan. Çok akıcı gözüküyor. Şu anda bu arada matchmaking'e kapalı olması lazım. Sadece botlarla oynayabiliyorsun. Zaten oynamanın da gerek yok. Sadece arayüzde değişiklik olduğu için tam olarak oynamana gerek yok. Scoreboard'un nasıl olduğunu açıkçası bilmiyorum. Ona da tekrardan bakmak istiyorum. Ama dediğim gibi yani bunu görünce aklıma bir Dota 2'nin geçirdiği değişim geliyor. Dota 2 sadece arayüzü değiştirerek bile kendini çok modernize etmiş. Dota 2 de biliyorsunuz aşağı yukarı CSGO yaşında, ya bir yaş vardır aralarında belki. Ama o değişiklikle, bu Source 2'ye geçişle belki CS için de o tasarlanıyor. Enteresan bir yol almıştı, bir modernizasyon olmuştu. Bunu ileriki zamanda görmemiz daha mümkün. Mesela buraya neler entegre edecekler, o da çok önemli. Şimdi sadece düz ve beta versiyonu gözüküyor. Ama çok büyük ihtimalle buraya daha böyle, ne bileyim, şeydeki gibi, Dota'daki gibi kompendiumlar olabilir. Böyle işte değişik operasyon görevleri bilmem ne. Hani burası dolacak belli. Benim açıkçası çok hoşuma gitti. Siz de mutlaka görmüşsünüzdür. Bu arada tekrardan teşekkür ediyorum. Envanter görünümü şu anda mesela ekranda. Çok fazla mesaj atıyorsunuz bana. Hakikaten beni bu tarz şeyler mutlu ediyor. Instagram'da kardeş burası Steam'de bile mesaj atmış, demiş. Abi işte video geldi abi dememiş de. Kardeş! Bro! Tam ne dediğini hatırlamıyorum. O yüzden. Bro! Güncelleme gelmiş, çekecek misin diye. Bu arada artık büyük ihtimalle şeyleri de görüyorsunuz, hareket tuşları bilmem nesi, oyun seçenekleri biraz daha akıcı olacak. Bunun bir sıkıntısı da biliyorsunuz, CS'ye 4-3 falan oynuyorsunuz. Mesela İpek abuk subuk bir çözünürlükte 4'te 3 oynuyor falan. Büyük ihtimalle bu oradaki geçişi de rahatlatacak. Çünkü mesela İpek alt taba iniyor, geliyor, bilmem ne yapıyor yayında falan, bayağı sıkıntı yaşıyordu. Genel olarak güzel ya. Vallahi en azından tahta map'in tahtasının rengini falan değiştiriyordu şerefsizler son güncelleme. Yok işte sesine bilmem ne ekledik. Yok ayak sesine bilmem ne yaptık. Ona bilmem ne yaptık. Yani bu hakikaten oyunu açtırıyor ya. Ben hevesle dün güncellememi yaptım. Orada 20 tane güncelleme bekleyen oyun var. Hevesle açtım, dedim ki of ben bunu bir bakacağım falan diye. Açılmadı ama olsun, sonuçta betası. Yani böyle bir heyecan verdi. Eminim siz de bu güncellemeye girip bakacaksınız yani. CS'yi bir kere açacaksınız. Belki 3 aydır hiç oynamadınız ama bir açıp bakacaksınız, diyeceksiniz ki vay AQ güzel olmuş. Hakikaten öyle. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bu arada aşağıda birbirinizle kavga edebilirsiniz. Bok gibi olmuş, iyi olmuş gibisinden. Birbirinizle yiyebilirsiniz chatte. Valla severek takip ediyorum YouTube yorumlarını. Birbirinizle olan diyaloğunuz beni, gözlerimi yaşartıyor mutluluktan. Teşekkür ederim izlediğiniz için. İnşallah dediğim gibi yeni yeni güncellemeler gelir. Son bir uyarımı yapayım. Bugün ayın 20'si. Obsidian'sı da CSGO ayın 21'inde kapanıyor. Lütfen
Eğer ki mağdur olmak istemiyorsanız skinlerinize Obsikins'ten çekin. Val bütün banlarını, botlarını banlayacağını söyledi Obsikins'in. Dolayısıyla Obsikins'te item bırakmayın. Teşekkür ederim tekrardan. Görüşmek üzere. Bay bay.